Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Singer'le size çok keyifli bir workshop hazırladık. Öncelikle hiçbiriniz dikiş yapmayı bilmiyorsunuz. Bunu ben biliyorum ama hepinizin bir maili de var. Çok farklı makineleri deneyimleyeceğiz. Ama en sonunda el dikiş makinesini deneyimleyeceğiz ki o çok keyifli bir şey. Ben sözü Sinem Hanım'a bırakmak istiyorum. Sinem Hanım Singer'in genel müdürü. Bize kendisi de anlatacak şimdi hem Singer'i hem yeni nesil Singer'i. Ondan sonra da workshop'umuza başlayacağız. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet çok farklı bir şey deneyimleyeceğiz. Sizler de makineyle ilk kez tanıştığınız için ve ilk kez kullanacağınız için sizler için de gerçekten çok farklı bir macera olacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir başlangıç olur. Bundan sonra da hayatınızın her yerinde Singer yer alır. Umarım keyifli bir gün geçiririz hep beraber burada. Eminim ben çok keyifli bir gün geçireceğiz. Şimdi herkes ne yapacağını aslında biliyor arkadaşlarımdan da. Biz seçtik. Bize Singer sağ olsun, Çiğdem Hanımlar neler yapabileceğimizle alakalı bir bilgi verdiler. Ben kottan çanta yapacağım. Sen ne yapacaksın Yonca? Ben de bez çanta yapacağım. Tuğba başladı bile. Kırlent. Kırlent yapıyorsun. Özge? Ne güzel, ben de kırmızı bir şapka. Kırmızı. Sena? Ben klasik organizer yapıyorum kendime. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım başlayalım. Bu bence hani ben ümitliyim sizden ama bakalım neler çıkacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi başlıyoruz herhalde. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Vay be. Burası da bitti. Gerçekten bayağı iyiyim. Bayağı iyi. Biraz yamuldu ama olsun yani bence. Ben çantam bitti. Sen önce sapını et. Önce sapı yapıyorum. Asıl mesele zaten ne biliyor musunuz? Saptan sonra asıl mesele o şurası bence. Çok ince bir olay o. Bak şimdi. Bak. Her şey bu kadar kolay bak. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum görüyor musun? Makine yapıyor. Bana böylesi lazım gerçekten. Bak bak. Bir de çay demlesi olay bitti. Kanalı nasıl yapacakmışım? Başlayayım ben. Kanal yapacağız dedi. Böyle de çok uzun. Emeğine yazık bu kadar uğraştım. Kırmızı şapkada harikalar yarattım. Siyaha geçtim. Diğer katı da yapalım. Şerife hocamın yaptığı şapka çok güzel olmuş. Şimdi ben diğer katını yapayım diye görsün. Çantam nasıl oldu kızlar? Allah altı ben yaptım. Saplarda çok yardım aldım da. Şeyde şuraya takma konusunda çok yardım aldım. Çünkü bak şu Aztek desenlerden biraz şey, kafasına destek, şey kısımları var ya, cep kısımları. Şöyle mi? Sade. Cebe de yapabilirsin, oraya da yapabilirsin. Tabii tabii. Ha gayret. İğneledin değil mi? İğneledim de valla ne yapıyorum bilmiyorum. Şey mi yapsam acaba ya? Dur bir dakika. Üstten mi? Ama Singer'le yapılabilir mi Şerif Hanım? Ya da video ya. Üstten dikebiliriz de. Şöyle yapıp. Şey ama işte ütüme sokma işte burası böyle yapışmaz mı? Yani dikiş yapabiliriz bak şuraya. Harbi şapka oldu yani. Gerçekten. Bugün Singer'le kot çanta yaptım. Saplarına kadar her şeyi Singer'le ben yaptım. Ve hala kendim bile inanamıyorum. Ve üzerine de bu çıkartmaları diktim. Teşekkürler Singer. Bugün Singer'le ben de bir yılbaşı çantası yaptım. İlk dikiş deneyimimdi gerçekten. Ve çok keyif aldım. Çok zevkliydi. Teşekkür ederiz. Ben yılbaşı için bir kırlent tasarladım. Şerit dantel ve keçeden kar tanesi kullanarak Singer makinamla çok güzel bir yeni yıl kırlentim oldu. Çok sevdim bunu. Bugün Singer'le böyle kaşe bir kumaştan çok şık bir şapka tasarladık. İlk dikiş deneyimimdi. Biraz yardım aldım ama çok zevkli.
Organizer'ımı yaptım. Seyahatimde kullanacağım. Üzerinde de süslemek için şerit dantel kullandım. Harika bir gündü.